biz 2040 vizyonuna uygun olarak bunu bir devlet politikası haline getirmiş bir devlet olarak, Azerbaycan'la da bunu fiilen zaten Şuşa beyannamesiyle perçinleyip uyguluyor olan bir devlet olarak aynısını Türk Devletleri Teşkilatı aracılığıyla Türk dünyasının şimdilik bağımsız devletlerine yönelik olarak hayata geçireceğiz. Ve Cumhur İttifakı'nın bir de çünkü 2053 vizyonu var. Sayın Genel Başkanımızın da 1992'de işaret ettiği hem 2023 hem 2053 vizyonu var. Bu 2023 vizyonu Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde Devlet Planlama Teşkilatı aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi hedefi olmuştu. 2000 yılından beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti için 2023 bir milattır, Cumhuriyet'in 100. yılı. Ama aynı durum 2053 için de geçerlidir. İstanbul'un fethinin 600. yılına işaret etmiştir Sayın Genel Başkanımız 1990'lı yıllarda yine. Ve demiştir ki dünyanın bir numarası kabul edilmeye başlandık o tarihten itibaren. Aynı durum 600. yıl içinde geçerli olabilir. Türkiye 2053'te süper güç Türkiye, küresel güç Türkiye olmalıdır. Cumhur İttifakı'nın dış politikadaki yaklaşımında bu küresel güce, süper güce ilerleyen yolda 2023 seçimleri bir milat olacaktır. Dolayısıyla Türk Birliği içinde, Türk Devletler Teşkilatı aracılığıyla aynı durum söz konusudur. Biz 2053'te bunu eğer hedef olarak belirliyorsak ki belirledik, bu da bir devlet politikası haline geldi. Küresel güç Türkiye ve Türkiye'nin de bu son Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte nasıl artık sadece bölgesel güç olmadığını, bölgesel üstü bir güç olduğunu, küresel güç olmak için gerekli altyapısının ve potansiyelin fazlasıyla olduğunu gördüysek, bunu şimdi somut olarak hayata geçirmek 2023 seçimlerinden sonrasına, dolayısıyla 2023 seçimlerin sonucuna bağlıdır. Ya bu yolda ilerleyip küresel güç olma yolunda hızlı adımlar atmaya başlayacağız somut olarak, ya da bütün bu kazanımlar tam tersi bir istikamete gidip heba olacak. Allah korusun, biz tabii 2023 seçimlerini Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanlığı sandığında kazanacağını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu sağlayacağını, partimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin de Türk milletinden Arif Niyazi Tatsiyan'ın dediği gibi güçlü bir rüzgar alarak, rüzgar bekleyen bayrak burada üç hilal, güçlü bir rüzgar alarak da önemli bir sayıyla şimdikinin çok çok ötesinde mecliste temsil edilmesini hedefliyoruz. Bunu da gerçekleşeceğini inşallah kısa bir süre sonra göreceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Süreler yetmedi.